Değerli arkadaşlar, sevgili gönüllerimiz, herkese merhabalar. Bugün 23 Nisan 2020 Perşembe. Öncelikle hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve aynı zamanda 24-30 Nisan Bağışıklama Haftası'na da, Dünya Bağışıklama Haftası'na da giriyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Her zaman yanımızda olan, aynı zamanda bir yerel birliğimizin Gaziantep Öğrencileri Birliği'nin danışman hocası, çok sevgili hocamız Profesör Doktor Nur Baran Aksakal hocamız bizlerle olacak. Bugün pandemi sürecinde bağışıklamayı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir saniye. Bir yandan da ben de canlı katıldım ki ne oluyor ne ediyor oradan da izleyebileyim diye. Hoş geldiniz hocam. Herkese merhaba, hoş geldiniz diyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da şöyle arkamda bayrağımızla birlikte kutluyorum. Çok sağ olun hocam. Vallahi benim bu sene niyeyse böyle içim içime sığmıyor. O yüzden bunu göstermezsem rahat etmezdim. Bu benim köşem oldu burası bugün. Ve büyük bir keyifle de bu işi kabul ettim. Sırf bu görüntü için 23 Nisan olur mu Bahadır diye de bayağı uğraştım yani. Hocam her şey için çok teşekkürler. Her zaman neşenizle, motivasyonunuzla yanımızda oldunuz. Olmaya da devam ediyorsunuz. Evet, her zaman. Şimdi arkadaşlar, bir yandan da kendim görünebiliyor muyum diye şuradan bakıyorum. Ha, İyi mi böyle? Herkes beni görebiliyor mu şu anda? Süper. Gayet iyi hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani bugün benim için daha güzel bir şey olamazdı. Yani hakikaten hayatımda çok çok önemli yeriniz var. Bunu her zaman söylüyorum. Yani bunun çok nedeni var ama özellikle son birkaç yıldır sizi ayrıca bir, yani nasıl anlatayım, hepinizi tek tek ayrı ayrı çok seviyor ve önemsiyorum. O nedenle böyle güzel bir bayram gününde birlikte olmaktan da çok 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 mutluyum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hem gerçekten birkaç yıldır değil, bayağı bir yıldır Gazi'de kendi ekibimle çalışıyorum. Ama onun dışında da Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nin bütün Türkiye'deki aktivitelerini de birebir takip ediyorum. Ve çok ciddi şekilde onları da nasıl anlatayım, takip edip takdir ediyorum. Hep yanınızda olduğumu bilin lütfen. Başlayabiliriz herhalde artık. Çok teşekkürler hocam. Bu motivasyonunuz ve bizlere desteğiniz gerçekten çok güzel bir güç veriyor bize. Ben arkadaşlar isterseniz Nur hocamın geçmişinden biraz bahsedeyim hızlıca. Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda başladı uzmanlık eğitimini. 2001 yılında tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı Hastalıklar ve Salgın Kontrol Dairesi'nde uzman doktor ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2004 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda 2014 yılında profesör unvanını aldı. 2015-18 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttü. 2006 yılında Kopenhag'da Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Aşı ile Korunabilir Hastalıklar Biriminde kısa dönem uzman olarak görev yaptı. Bu dönemde orta düzey bağışıklama yöneticilerine yönelik eğitim modüllerinin güncellenmesi, hepatit B ve maternal neonatal tetanos programı konularında öncelikli olmak üzere çalıştı. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çevre Hekimliği Yüksek Lisans Programı tamamlayarak Çevre Hekimliği Bilim Uzmanı oldu. Aynı bölümde görev yaptığı dönemde lisans ve lisansüstü dersler yanında ulusal ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşların ulusal bağışıklama program yöneticilerine yönelik eğitimlerinde eğitici olarak görev yaptı. Ulusal ve uluslararası projeler yürüttü. Lisans ve lisansüstü eğitimde ağırlıklı olarak bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama, çevre sağlığı, epidemiyoloji ve biyoistatistik dersleri vermektedir. Birçok ulusal kurulda üyelik yanı sıra ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda danışmanlık görevlerinde bulundu. 2016 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Danışma Uzman Grubu üyesi olan ve son dönemde çalışmalarını bağışıklamaya yaşam boyu yaklaşım ve aşı iletişimi konusuna odaklayan Nur hocamız halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Sağlığı Bilim Dalı'nda Çevre Sağlığı Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Tekrardan hoş geldiniz değerli hocamız. Hoş bulduk. Evet, dinlerken de insanın hoşuna gidiyor ya. Yıllarını verdiğini dinlemek güzel bir şeymiş. Ne güzel hocam, emeklerinize, elinize sağlık. Ben isterseniz hocam sorularla başlayayım. Bize de çok
fazla sorular geldi. Hem sizinle ilgili hem çalışmalarınızla ilgili. Tabii günümüzde pandemi koşullarında, COVID-19 pandemisi koşullarında bağışıklama da çok merak ediliyor. İsterseniz size göre bağışıklama nedir? Ülkemizde bağışıklama hizmet hangi kurumlar tarafından nasıl verilir? Dünyada bu işler nasıl yürür? Kısaca sizden bir dinleyelim. Şimdi bağışıklama bir insana yapılabilecek en büyük iyiliklerden biridir. Neden böyle? Çünkü biz biliyorsunuz halk sağlığı bakış açısıyla hastalıkları önlemenin her zaman tedavi etmekten ve rehabilite etmekten çok daha öncelikli, önemli ve iyi olduğunu düşünürüz. Ve ekonomiktir de aynı zamanda. O nedenle aşı gibi bir elinizde silah varken bunu hastalanmamak için kullanmak çok mantıklıdır. Ve dünyanın her yerinde de geçerli olan yaklaşım budur. Yani insan hasta ya da sağlık yaklaşımı düşündüğünüzde bu çok önemli bir alan. Şimdi bağışıklamayı biz tabii çok geriye götürebiliyoruz. Daha orta çağda işte ne bileyim çiçek aşılaması arkasından yine Osmanlı döneminin son dönemlerinde özellikle tıbbi şahanenin bir parçası olarak serum enstitüsünün, aşı enstitüsünün kurulmuş olması, yine o dönemlerde Pasteur'ün, ki çok önemlidir, lütfen bunları okuyun tıp öğrencisi olarak, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pasteur'ün Zanos Paşa ve beraberindeki ekibini yurt dışına yollaması ve ciddi bir para yardımı yapması ve bunun kuduz aşılarının geliştirilmesindeki aktiviteleri, ama hemen akabinde Cumhuriyetimizin ilk yıllarında o meclis kurulup hemen arkasında en önemli konulardan biri olarak gündeme gelmesi, 1930'daki Hıfzı Sıhhan'ın artık kendine yetecek kadar aşı üretimi, serum üretimi aşamaları ve bütün bu süreçte de dünyaya baktığınızda aslında bizim biraz da arkamızdan gelen bir şey var. Ama ne diğer o her zamanki farkı orada da görüyoruz. Biz her zaman bunları yapmış, kullanmışız ama bir bunu dokümante eden, yazan ve dünyaya mal eden yine aşı yaklaşımıyla Jenner olmuştur. Edward Jenner ilk önce işte çiçek aşısının mekanizmalarını, aktivasyonu vesairesini tanımlamış kişidir ve bu nedenle de hayatımıza girmiştir. Tabii arkasından polio aşılaması, o arada bir sürü toplum aşıları ama özellikle polio aşılamasının bize kazandırdıkları ve polio ile kazandığımız eradikasyon tacı diyeyim, bizim hala dikkat çekmesine neden olmuştur. Ama bağışıklamanın bu kadar öneminin yanı sıra aslında özellikle 80'li 70'li yıllardan itibaren ta aşı üretiminden itibaren gündeme gelen aşı karşıtlığı vardı ama özellikle böyle 80-90'lardan itibaren biz aşıyla korunabilir hastalıkları görmemeye başladıkça ülkeler olarak, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere kendi başarısının da kurbanı olmuş bir süreçtir bağışıklamaları. Çünkü siz artık hastalığı görmediğinizde karşılaştırılamayacak kadar düşük olan riskleri göze almamaya başlıyorsunuz. Aşıdan işte yan etki olur vesaire korkuları, ki çok nadirdir. Ama diğer taraftan da görmediğiniz bir düşmandan artık korkmazsınız. Yani bir efsane şeklinde olur. Tabii bütün bunlar bize bağışıklamayı özellikle son 4-5 yılda, hatta 6-7 yıl diyebilirim, tekrar gündeme koymamıza neden oldu. Bir, aşı karşıtı eğilimler ve kazandıklarımızın kaybedilmesi riski. Kızamıkçıkta, özellikle kızamıkta olduğu gibi veya boğmacada olduğu gibi kazanmaktan kaybetmemiz. İki, gerçekten insanların anlaşılmaz bir şekilde hastalıkla ilgili, ben buna regresyon diyorum. Yani işte ne bileyim geleneksel tıp, başka şekilde geçirelim, doğal olsun her şey ne var ki yaklaşımlarıyla biraz da son dönemde örselenmeye başlayan bir başlık bağışıklama. Ama tabii ki biz hiçbir zaman, hiçbir koşulda bağışıklamanın çok önemli, gerekli ve öncelikli bir sağlık hizmeti olduğu görüşü ve iddiasından vazgeçmedik. Vazgeçmemiz de mümkün değil. Çünkü özellikle son 10 yılda baktığınızda, son 100 yılın hatta başarı listesinde birinci sırada temiz su ve sanitasyon var, ki insanları öldüren hastalıkların başında bulaşıcı hastalıklar geldiği için temiz su ve sanitasyon özellikle %85'i suyla bir şekilde ilişkili olduğu için önlenmesinde çok önemli halk sağlığı başarısı olarak gördük. Birinci sırada onu görüyoruz. Ama hemen ikinci sırada bağışıklama var. Yani bizim kurtardığımız yaşamlar, yine önlediğimiz engelli yaşamlar ve sağlıklı kattığımız yıllar göz önüne alındığında hakikaten ikinci sırada rahatlıkla bağışıklamanın başarılı bir
yerde olduğunu söylememiz mümkün. Şimdi pandemide sanıyorum değil mi Bahadır, öyle dedin. Pandemi. Bağışıklama hizmeti hangi kurumlar tarafından nasıl verilir? Şimdi bağışıklama deyince ne anlıyoruz? Bir aktif bir pasif bağışıklık dediğimiz şey var. Pasif bağışıklık dediğimiz şey daha çok dışarıdan immünoglobulin vesaire vermekle, işte belli riskler aldığımızda ne bileyim kuduz immünoglobulini ya da kızamık immünoglobulini gerekli durumlarda kullandığımız dışarıdan hazır verdiğimiz antikorlar. Bir de aktif bağışıklık var ki bu aktif bağışıklık ya hastalığı geçirerek oluyor ki biz bunu hiç önermiyoruz çünkü aşıyla korunabilir hastalıkların özellikle yetişkinlerdeki seyri, bazen de çoğu kez de çocuktaki de seyri çok ağır oluyor. O nedenle hastalığı geçirerek aktif bağışıklık sağlayabilirsiniz. Ama her hastalıkta da bu böyle değil. Mesela tetanos geçirdiniz, en fazla 3 yıl korunabilirsiniz. Yeniden tetanos geçirme ihtimaliniz var. Boğmaca geçirdiniz, yeniden boğmaca geçirme ihtimaliniz var. Ama kızamık, kızamıkçık, kaba kulak gibi bir kez geçirdiğinizde ömür boyu korunabildiğiniz hastalıklar da var. O nedenle hani bırakalım bir kısmında da hastalığı geçirelim, doğal yaklaşalım, aktif bağışıklık deme şansına sahip değiliz. Çünkü hastalığı geçirdiğinizdeki komplikasyon ortaya çıkabilme ihtimali sizin aşıyla elde edeceğiniz başarıyla ona bağlı olarak ortaya çıkabilecek yan etkiler, istenmeyen etkilerle karşılaştırılmayacak kadar fazla. O nedenle biz kesinlikle bırakalım bu hastalığı geçirsin diyemeyiz. 1000 tane çocuğunuz kızamık geçirdiğinde biri ensefalit olacak. Biz bunu göze alamayız. Yani böyle bir şey yok. O yüzden bağışıklığın ikinci aşaması da yine aktif bağışıklık ama aşıyla elde ettiğimiz bir bağışıklık. Ne yapıyoruz aşıyla biz? Nasıl bir bağışıklık elde ediyoruz? Bir kere etkenin kendisinden ya da onun bir ürününden üretilmiş, bu toksoid olabilir, bir RNA'sı olup bunu çoğaltabiliriz hepatit B'de olduğu gibi ya da öldürürüz virüsü kullanırız ya da zayıflatırız, zayıflanmış halini kullanabiliriz. Dolayısıyla bunu bir aşı haline getirip ondan sonra bunu duyarlı kişiye vererek hastalığa karşı antikor geliştirtmek ve etkenle karşılaştığında kendini korumak istiyoruz. Dolayısıyla hani bağışıklamaya böyle bakmak lazım. Biz aşılama hizmetlerini nasıl veriyoruz? Oraya gelelim. Çünkü bağışıklık diğer bağışıklık hizmetleri hastanelerde enfeksiyon hastalıkları, çocuk hastalıkları uzmanları gerekli olduğu durumlarda veriyorlar. Aşıyla ilgili hizmetleri de aslında ülkenin durumuna göre değişiyor. Mesela bizim ülkemiz sosyal bir devlet olduğu için ve sosyal olarak bu aşı hizmetini verdiği için biz tamamen ücretsiz ve Sağlık Bakanlığı'nın aşılama şemasında bulunan 13 antijeni hem sağlık aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları aracılığıyla hem talep eden üniversite hastanelerinin sağlam çocuk polikliniklerinde, çünkü eğer talep ediyorsa aşı oraya gönderiliyor, barkodu okutuluyor, aşı takip sisteminden düşüyor ama aynı zamanda kayıtlara giriyor bu aşılar ücretsiz yine. İstenirse özel hastanelerde yine Sağlık Bakanlığı'ndan aşı alıp kod okutup yine ATS ile bağlantılı olmak koşuluyla ücretsiz. Yine muayenehanelerde eğer hekimlerimiz talep ederlerse özel muayenehanelerinde yine Sağlık Bakanlığı'ndan aşıyı alıp ATS sistemine kaydetme koşuluyla, çünkü biz aşılama hızını takip etmek durumundayız, ücretsiz yapıyoruz 13 antijen. Dolayısıyla aşı sağlam çocuk kliniklerinin pediatristlerin yapmak istiyorlarsa ve aile sağlığı merkezlerinin bulunduğu her yerde ülkemizde uygulanıyor. Bir kere ücretsiz uygulanıyor. Ama bizim bu takvimimizde bahsettiğim ulusal çocukluk dönemi aşılama şeması ya da yine önerilen risk grupları olarak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği risk gruplarına yönelik, bunlar kimler? 65 yaş üstü olanlar ya da 65 yaş altı olup belli hastalıkları olanlara belli aşılar. Bunlar da reçete karşılığında yine ücretsiz sayılabilecek bir yöntemle uygulanabiliyor ASM'lerde. Onun dışında mesela meningokok aşıları gibi bizim takvimimizde olmayan ama diğer ülkelerde uygulanan, belli risk grupları için ya da talep edenler için ücretli uygulanan, risk gruplarını yine dokümante ediyoruz, raporla ücretsiz, daha doğrusu geri ödeme koşuluyla uyguluyoruz. Bazılarında yine cepten ödeme şeklinde özel eczanelerden alıp uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla temelde şöyle söyleyebilirim. Bir, Sağlık Bakanlığı'nın çatısı altında oldukça fazla sayıda ve yeterli olan kişilere yönelik uygulanan ücretsiz aşılar
Bir de özel aşılar diyebileceğimiz belli bir grup için tercih edilebilecek aşılar. Çok teşekkürler hocam. Peki COVID-19 pandemisini veya genel anlamda salgınların bağışıklama çalışmalarına etkisi nasıl oluyor? Şimdi bunun iki tane boyutu var. Bakın, daha önceden gündeme gelmemiş bir yönünü söyleyeyim mesela. Şimdi COVID salgınlarında fark ettiğimiz bir şey var. Bence bu çok önemli. Bir tanesi 65 yaş üstü grupta eğer influenza ve özellikle pnömokok aşıları yapıldı ise ölüm daha az oluyor kişilerde. Bir bu boyutu var. Yani daha önceden aşılanmış, BCG'de tartışıldı ama onlar bu kadar net değil. O nedenle hani daha önceden aşılanmış, özellikle uzun vadede üstüne sekonder enfeksiyon olabilecek kişilerin korunması anlamında bunlar çok önemli. Birincisi bu. İkincisi, tabii bu COVID döneminde bizim birinci basamak sağlık sistemlerindeki yükün, özellikle hekimlerin hala çalışabilirliğini koruyabilmek için hastalarımızı oralara çok fazla gitmemesi yönünde bir mesajımız oldu hastalara. Dedik ki yani birinci basamaklı hastaneleri de mümkün olduğunca kullanmayın dedik. Bunun nedeni özellikle birinci basamakta bu rutin hizmetleri gerçekleştirmek durumunda kalan sağlık personelimizi korumak ve ikincisi de tabii ki o ortamda olacak bulaşları engellemektir. Çünkü orada kalabalıklar oluştukça o bulaş birbirine özellikle enfeksiyonu taşıyan ama işte diğerlerini bulaştıran ama asemptomatik olan kişilerin bir araya gelmesini engellemek nedeniydi. O nedenle biz birinci basamakta aile sağlığı merkezinin mümkün olduğunca hastalık nedeniyle hani ertelenebilir durumlar nedeniyle kullanmayın dedik. Ama diğer taraftan da Dünya Sağlık Örgütü'yle ben pandeminin başından itibaren ilk önce hakikaten bu Dünya Sağlık Örgütü bölge ofisimiz tarafından da Türkçe'ye çevrildi. Yine bunun üzerinde çalışan arkadaşlar oldu. Etaj olarak yani az önce söylediğin şey var ya Avrupa Teknik Danışma Uzman Grubu üyesi olarak biz bağışıklama yani aşılama hizmetlerinin tırnak içinde kötüye gitmemesi için ne yapabiliriz? Bununla ilgili nasıl bir dokümantasyon oluşturmalıyız? Ülkelere nasıl bir guidance yani rehberlik vermeliyiz? Ve neyi önermeliyiz çalıştık. Tabii pandeminin çok yoğun olması artık alert düzeyinde kontrolden çıktığı dönemlerde aşılama hizmetlerinin durdurulmasına kadar varan önerilerimiz oldu mecburen. Ama bizim gibi ülkelerde yani pandemiyi kontrollü yürüten ülkeler için önerimiz her zaman birinci basamakta hekimlerimiz çalışmaya devam ettiği sürece, aile sağlığı elemanlarımız çalışmaya devam ettiği sürece aşılama hizmetlerinin mutlaka devam ettirilmesi gerektiği yönündeydi. Şimdi bunu nasıl yaptık? Aile hekimlerimiz zaten performansa dayalı çalıştıkları için aşılamayla ilgili zaten bir randevu sistemiyle çalışıyorlardı. Yani bu yeni COVID döneminde bulduğumuz bir şey değil. Zaten bu randevu sistemiyle kişilere randevuları hatırlatılıyor. Kişiler veya ellerine veriliyor ve yeri geldiğinde ve zamanı geldiğinde gidip aşılarını oluyorlardı. Bu dönemde biz yeni bir şey daha önerdik. Dedik ki randevulu sistemle çalışın. Randevularınızı verin kişilere ve böylece kişiler gelsinler ve aşılarını kontamine olmayacakları, enfekte olmayacakları bir alanda, temiz bir alanda aşılarını olsunlar. Çok fazla kişiyle de muhatap olmadan evlerine geri dönsünler dedik. Şimdi en son Sağlık Bakanlığı'nda özellikle bilim kurulunda olan hocalarımız vasıtasıyla bunu da sordurdum ben. Yani bağışıklama hizmetiyle ilgili bir gevşeme, ne bileyim bir yüzde düşmesi vesaire var mıdır diye. Allah'tan aldığımız yanıt yok şeklinde. Yani ben aile hekimlerimize güveniyorum. Onlar mouse aşısı yapmazlar. Yani yaptık diyorlarsa yapmışlardır. O nedenle bu sistemin korunması ve devam ettirilmesi çok önemli. Neden? Çünkü bir normalleşme süreci yaşayacağız. Ve bu normalleşme süreci için de biz Dünya Sağlık Örgütü tarafında, biz demeyeyim de yani hep yine biz diyeyim artık. Yani biz bu tarafı da hazırladık. Yani normalleşme sürecinde bir catch-up nasıl yapılmalı? Bu aşı olmayan kişilere nasıl ulaşacağız? Nasıl aşılarını tamamlatacağız çocuklara vesaire? Bu çok önemli dedik ve o nedenle böyle bir yaklaşım zaten baştan itibaren geliştirdiğimiz için bunu da zaten kullanacağız. Yani daha ileri boyutlarda ketçap yapma, yakalama çalışmaları yapmak için kullanacağız. Ama şu an için ülkemizde randevu sistemiyle işlerin iyi gittiğini düşünüyor ve görüyoruz şu an için. Eğer hani
sıkıntı yaşanan bölgeler, ASM bölgesi olabilir, ilçe olabilir, il olabilir, olursa da onları da hemen bir yakalama kampanyasına dahil edeceğiz. Ben aslında hocam Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarını da soracaktım ama hem sizlerin nasıl değerlendirdiğini çok ayrıntılı bir şekilde bizlere aktardınız. Ben bu süreçte hocam ülkemizdeki durum biraz daha sorayım. Sizce ön plana çıkanlar kimlerdi acaba, bu işi gerçekten güzel bir şekilde yürütenler? Örneğin Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin HASUDER'in de bir koronavirüs çalışma grubu var. Gerçekten halk sağlığının öneminin daha iyi anlaşıldığı bence dönemlerden geçiyoruz ve aslında salgın sonrası da bence halk sağlığı koruyucu bakış açısının önemi çok daha iyi bir seviyede olacak. Sizce bir dernek olan HASUDER'in ve aynı zamanda Türkiye'de sağlık politikalarına yön veren Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları nasıl oldu bu süreçte? Şimdi bunu bir HASUDER ve Sağlık Bakanlığı'yı bir kenara koyayım. Unutmadan söylemek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü madem atlayacağız, hani geri dönecek miyiz bilmiyorum ama Dünya Sağlık Örgütü zaten uzunca bir süredir bu içinde bulunduğumuz haftayı, yani 22-26 Nisan haftasını bağışıklık haftası olarak kutluyor. Yani Immunization Week diye geçiyor. Ve bu bağışıklık haftasında pek çok ülke aslında bağışıklama ve aşılamayla ilgili bir takım aktiviteler yapıyor. Türkiye'de yaptı geçmişte, diğer ülkelerde yapıyor. Her yıl bir tema belirleniyor ve o tema çerçevesinde, yani bu sene pandemi tabii ön plana geçtiği için biz bunları yapamadık ama onların çerçevesinde biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bağışıklamayı gündemde tutmaya çalışıyoruz filan. O nedenle hani bugün o haftanın içinde olmamız anlamında da önemli bir gün. Şimdi geçelim diğer soruna. HASUDER ve Sağlık Bakanlığı. Şimdi ben süreci başından itibaren en yakın tanığı olarak izleme şansına ulaştım aslında. Yani hani bilim kurulu oluşturulurken Türkiye'de değildim, dışarıdaydım. Sonradan geldiğimde kurul oluşturulmuştu, gayet de etkin bir şekilde çalışmaya başlamıştı. Ama şöyle kısaca şunu paylaşayım sizinle. Bu süreç başladığında aslında daha çok klinik ağırlıklı gitti. Yani ilk birkaç hafta, belki bir ay klinik ağırlıklı gitti. Hatta bilim kurulunda sadece Levent Akın hocamız vardı. Yani tek bir halk sağlığı hocamız vardı. Onunla görüşmelerimizde de genellikle onun ifadesi şu şekilde oldu. Yani hani şu anda bir halk sağlıkçı bile yetiyor. Hatta oraya hala gelemedik oldu. Çünkü haklıydı da. Neden? Çünkü bu bir yeni hastalıktı. Biz hastalık ülkemizin kapılarına dayandığında gerçekten nasıl bir hastane altyapımız olmalıydı? Hangi ilaçlara ihtiyacımız vardı? Vaka algoritması, vaka tanımları nasıl olmalıydı? Rehberler genellikle bunun üzerinde hazırlanmaya çalışılıyordu. O nedenle de bir klinik ağırlık vardı. Yani biz bu hastaları gördüğümüzde, tanıdığımızda, ki biz zaten hatırlarsanız ilk olay başladığında herkes öksürerek, tıksırarak, işte bayılarak, bir yerlerde düşerek falan gelecek diye bekliyorduk. Yani hakikaten, çünkü bize ilk gelen görüntüler bu şekildeydi. Yani bunun asemptomatik taşıyıcılığı, işte hafif geçiriliyor olması falan bilgileri yavaş yavaş ortaya çıktı. O nedenle de hani bilim kurulu ilk oluştuğunda, bizim ülkemizde bu tip vakalar ortaya çıktığında ben hekimime ne diyeceğim, nasıl bir algoritma vereceğim, hastanelerin nasıl hazırlayacaklar, pandemi planlarının hasta yönetimi kısmı nasıl olacak? Yani herkesin odağı klinikti. O nedenle böyle bir yaklaşımla gitti ve o dönemde ben çok kendimi parçaladım. Yani hani bu bir halk sağlığıdır, Levent Hoca'yı da aradım, işte ilgili yerlere ulaşmaya çalıştım. Bakın, salgın bir halk sağlığı alanıdır, salgının kontrolü halk sağlığıyla olmalıdır. Yani siz sadece hastanede, ve benim şeyim de şuydu, mesajım, sunumlarımda da kullandım, çok webinarlarda da söyledim. Sahada kaybederseniz hastanede kazanamazsınız. Yani salgın öyle bir şey değil. O yüzden uzunca çabalar sarf edildi ve gerçekten hani teşekkür ederiz. Gecikmeli de olsa bir halk sağlığı grubu da bilim kuruluna dahil oldu. Tabii bir takım eleştirilerimiz oldu, çünkü dahil olan kişilerin değişik deneyimleri vardı. Bulaşıcı hastalık deneyimleri de mutlaka olan kişiler. Ama dahil olduktan sonra sahadaki süreçte biraz daha hızlandı. Bu bizim açımızdan iyi bir şey. Çünkü il pandemi kurulları kuruldu ve il pandemi kurullarında mümkün olduğunca her ilde hala sağlanamamış olmakla birlikte halk sağlığı uzmanlarının görev almasını uğraştık. Çünkü bu önemliydi. Çünkü siz filyasyon veya vaka araştırması, vaka bulma işlemini yapmadan sahada
sadece hastanede oturduğunuz yerde başvuran kişilere işte bir takım testler yapıp onları hani yönetmeniz yeterli değildi. O nedenle bir takım önlemler, öneriler geliştirildi. Algoritmalardaki açık noktalar tespit edildi. Mesela PCR pozitif kişileri eve yollamayalım, bir arada izlem protokolü hazırlayalım dendi. Dolayısıyla bununla ilgili görüşmelerde birinci ağızdan hala her salı sabahı saat 10'da ben de katılma şansım oldu. İl sağlık müdürlüklerinde halk sağlığı uzmanları da bu işe dahil olarak bütün ülkenin hem ne durumda olduğunu ülkenin paylaşımlarından, diğer illerin paylaşımlarından anladığımız bir ortam oluştu. Hem de bizim deneyimlerimiz ve önerilerimiz de dikkate alınmaya başladı. Bu çok önemli bir süreç. Çünkü gerçekten o ilk panik havasıyla her şeyin hastanede biteceği düşüncesi Hasuder'in de girişimleriyle hakikaten daha ayağı yere basar bir hal aldı ve bu salgının bir ayağının da filyasyon olduğunu, hatta bunu aslında hepiniz gördünüz diyorum ben. Yani şu anda hani bağlananlar, bilmiyorum kaç kişi izliyor mu izlemiyor mu onu da farkında değilim ama izleyenler için şu kadarını söyleyeyim. Hatta Bakan Bey bizim bilim kuruluna halk sağlığı uzmanları olarak dahil olduğumuzun haftasında filyasyon demeye başladı. Sahada 140 küsur bin kişinin dolaştığından bahsetmeye başladı. Ekiplerin 3'er kişiden oluşun 4600 ekibimiz olduğundan bahsetmeye başladı. Yani zaten aslında sahada yapılanmış ve çabalamaya başlamış kişilerin daha görünür ve daha efektif olması gündeme gelmeye başladı. O anlamda ben halk sağlığı uzmanlarının hem Hasuder tabii ki olarak hem de diğer halk sağlığı uzmanlarının yerelde il pandemi kurullarına desteği hem de merkezdeki bilimsel destek adına iyi bir döneme yakaladığımızı düşünüyorum şu anda. Çok teşekkürler hocam. Peki hocam, siz de aslında sözlerinizde bahsettiğiniz bir aşı reddi maalesef artık gündeme geliyor. Özellikle çocuk çağı aşılarına karşı olan reddin giderek artması toplum için ne gibi sorunlar yaratacak? Bu süreç sonunda sizce aşının ve bağışıklama hizmetlerinin değeri daha fazla anlaşılacak mı acaba? Şimdi aşı reddi yeni bir şey değildi. Yani değil. Aşı üretildiği andan itibaren onu reddedenler de çıktı. Yani hani bir işe yaramaz diyenler, arkasından zarar veriyorsunuz, zararı daha çok diyenler çıktı. Dolayısıyla hani aşı reddi gittikçe popülerize olan bir akım oldu. Bunda az önce açıkladığım gibi yani hastalıkların artık görünmüyor olmasının çok ciddi etkisi var. Yani insanlar görmedikleri hastalıklara karşı neden çocuklarımızı aşılıyoruz diye düşünmeye başladılar. Ha, bu her ne kadar kabul edilebilir bir yaklaşım olmasa da hani böyle bir şey var. İkincisi aşıyla ilgili aslında güvenlik çok önemli bir şey. Ama güvenlik durumlarını da yani gündeme getirdiğimiz zaman biz İnsanlar bilgiye çok rahat ulaşıyorlar ama bilginin bir parçasını alıp işleyen, böyle toplum içinde sesi yüksek duyulan, aslında bağışıklamayı da çok iyi bilmeyen bir var. Aşı karşı bunlardan beslenen bir grup vardı. Ve bu beslenen grupların veya yarım yamalak tıp literatürünü takip edip ortaya çıkacak riskin aslında gerçek hastalık riskiyle karşılaştırılması konusunda bilgi ve becerisi olmayan ama sesi çok çıkan bir grubun gündemde kalmaya çalışması, buna ünlülerin eklenmesi vesaire böyle çığ gibi büyüyen bir sorun haline geldi. Hatta bazı ülkelerde başka yanlış uygulamalar da oldu. Mesela Ukrayna'da kızamıkla ilgili bir çok büyük bir sorun yaşandı ve şu anda aile hekimleri yani isterseniz aşılayalım noktasına kadar geldi. %50'nin altına iniyor bazı aşılarda. Neden böyle oldu? Mesela işte kampanyalar sırasında 10 yaşında bir çocuk öldü. Aşıyla hiçbir alakası olmamasına rağmen ilk etapta aşılamaya bağlı kampanyadan oldu dendiği için ve Sağlık Bakanı çok net ve kesin bir şekilde müsteşarı, aşı yapanı vesairesini görevden aldığı için diğer sağlık personelinin de savunuculuğu azaldı. Şimdi böyle bir kar topu etkisiyle büyüyen ve hastalık görmedikçe de bunun farkında olunamayan bir süreç yaşanmaya başladı ve bir moda haline geldi aşı karşıtlığı. Çünkü hani hiç hastalık yok ama bir taraftan aşı var, konuşulacak bir takım şeyler var, popülarite var işin içinde ve bir takım taktikleri var. Şimdi biz Dünya Sağlık Örgütü ile onu da çalıştık. Yani aşı iletişimi modülü ürettik. Yani onu mutlaka bir okuyun. Özellikle toplum içinde yüksek sesle
aşı karşıtlığını dile getirenler için ne yapılabilir? Bu çok güzel bir doküman. Bunun içinde onların taktikleri de var. Yani mesela ne tür taktikler kullanıyorlar? İşte yalan söylüyorlar, başka bir şey piyasaya sürüyorlar. İşte ne bileyim bir gerçeği alıyorlar ama saptırıyorlar falan gibi bir takım taktikleri var. Onlara karşı bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama bir taraftan da aşı karşıtlığı öyle bir şey ki, yani aşıya güvenen, hala aşı yaptıran kişilerin güvenini çok taze tutmalısınız. Ve o kişileri de desteklemelisiniz. Yani aşıyla ne kadar yarar sağladığımızın, aşıların ne kadar güvenilir olduğunun, risk karşılaştırmaları mesela. Formaldehit var diyor aşının içinde. Korumak için formaldehit koymak zorundasınız. Ama bugün kurallara uyulmadan bol pestisitle yetiştirilmiş bir armutta onun 200 katı var. Formaldehit düzeyine bakarsanız. Ya da civa diye konuşuluyor, hala maalesef 20 yıl önce atılan bir taşı hala kuyudan çıkarmaya çalışıyoruz. Bir sürü çalışma olmasına rağmen. Halbuki o civanın metil civa değil etil civa olduğu, bütün çalışmalarla bir hafta içinde atıldığının gösterilmiş olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Diğer taraftan tartışmanın metil civa üzerinden döndüğünü ve maalesef kova kova yediğimiz o midyelerde metil civa olduğunu biliyor olması lazım kişilerin. Ve böyle bir risk karşılaştırması konusunda hekimler, sağlık personeli, bu işte uğraşan kişiler kendini yetiştirmediği sürece, bu gündeme ve bu yolla güveni yüksek tutmadığınız sürece, bunların içinde tereddüt edenler, yani kararsız olanlar çıkıyor. O kararsızların içinden de reddedenler çıkıyor. Şimdi reddedenlerle gerçekten baş etmek çok zor. Ama bizim esas hedefimiz kararsız grup ve gerçekten aşıya güvenen grubun güvenini de yüksek devam ettirmek. Şimdi bu kararsız grubu kararının olumlu yönde vermesini sağlamak, bir yandan da güveni yüksek tutmak için özellikle bu tip parantez içinde musibetler işe yarayabiliyor. Çünkü şu anda bütün dünya döndü. Bu COVID'in bir aşısı yok mu? Bu aşı çıksa da bir an önce olsak. Çok çok yeni, dünkü bir gelişmeyi söylüyorum. Biz şu anda etajda, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün bugünlerde 5-6 tane biliyorsunuz şeyi onayladı, aşı adayını. O aşı adayını, aşı güvenliği, işte olası yan etkiler, post dağıtım vesaire gibi gruplar halinde izleyerek her birimiz etaj üyesi olarak birinden, ben de aşıları ülkelere dağıtımı konusundan sorumlu oldum. Birlikte çalışacağımız gruplar oldu. Yani böyle bir grup oluşturup bunun üzerinde çalışmaya başladık. Şimdi dolayısıyla benim beklentim bütün dünyanın ah keşke bir aşı olsa noktasına geldiği şeklinde ve bunun bizim ileriki çalışmalarımıza faydası olabileceği yönünde. Ama bir kaygımı da paylaşmadan edemeyeceğim. Koronavirüs böyle bütün herkesin güvenini almış ya da böyle hani nasıl anlatayım, aşı konusunda çok umut vadeden bir virüs değil. Yani benim korkum o. O nedenle bu, neden böyle söylüyorum? İnşallah vaat edecek. İnşallah biz bununla çok kişiyi koruyacağız. Ama influenza aşısı gibi çok rutin üretimde olan vesaire bir aşının bile etkinliği tartışılıyor. Halbuki etkililiği daha önemli. Ama neyin üzerinde etkililiği? Yani etkinlik ne? İdeal olması. Etkililik, yani ideal şartlarda iyi çalışması. Efficacy. Effectiveness dediğimizde hastalıkları ve ne için üretildiyse onu önlemedeki başarısı gerçek hayat deneyimleriyle. Dolayısıyla şimdi böyle düşündüğünüzde influenza aşısı hastaneye yatış ve ölümleri engellemede %90'ın üzerinde başarılı bir aşıdır. Ama influenza olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Ama şimdi bu kötü bir aşı yapar mı bunu? Hayır. Ama aşı iletişimi budur işte. Yani siz influenza aşısının %60-70 etkinlik görseniz bile yaptığınız grupta %90'ın üzerinde ölüm ve sakatlığı, hastaneye yatışı engellediğini iletişmeniz lazım. Bunu öğretmeniz lazım. O yüzden aşı iletişiminde bu aşının da neyi önleyeceğini henüz bilmiyoruz. Yani belki ölümleri muhtemelen önleyecek. Ağır geçişi mutlaka önleyecek. Ama antikorlar, etkililik tartışmaları bir süre daha devam edecek. O yüzden hani genel olarak aşıya bakışı bu süreç doğru, güzel etkiledi.
Ama uzun vadede COVID aşısının etkinliği ve etkililiğini çalışıp göreceğiz. Çok teşekkürler hocam. Şeyi belirteyim, izleniyor mu izlediniz ya hocam. Belli bir izleyici kitlemiz var. Özellikle aslında ben bunu çok homojen dağıldığını gördüm ülkemiz çapında. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Konya'dan, Giresun'dan, Sivas'tan gördüğüm kadarıyla söylüyorum hocam. Birçok ilden gönüllü arkadaşlarımız izliyorlar. Aynı zamanda Azerbaycan'dan da bir misafirimiz var. İzliyoruz hocam ve kalpler işte selam. Kalpli gözler havalarda uçuşuyor sizler için. Hocam şeyi söyledi, aşı iletişimi modülü. Bunu nereden bulabiliriz acaba? Modül Dünya Sağlık Örgütü sitesinde mi vardır? Şimdi aşı iletişimi zaten daha önceden hazırlanan modüllerden birisiydi. Benim bahsettiğim, İngilizcesini söyleyeyim isterseniz kolay bulabilmeniz için. How to respond to vocal vaccine deniers in the public. Yani toplumda yüksek sesle aşı karşıtlığını dile getirenlere nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi bu tabii hepimizin kullanacağı yöntemlerden çok bahsetmiyor. Bu daha çok böyle hani televizyona çıkıyor da insanlar, onları hani ikna etmeye çalışan hocalarımız çıkıyor. Kısmını eleştiriyoruz. Ya neden eğitim almadan çıkılıyor falan diyoruz falan. Yani çünkü gerçekten onların kullandığı taktiklerden bir tanesi mesela şey, bir süre sonra karşıdaki kişiyi zan altında bırakıyorlar. Mesela diyor ki işte sen kaç kere yurt dışına gittin bir ilaç firmasıyla ya da aşı firmasıyla ya da işte ne tür bağlantıların var filan gibi böyle hani tırnak içinde belden aşağı belki böyle bir saldırıları falan oluyor. Şimdi böyle durumlarda hakikaten taktiği fark etmek ya da bir kitabı var mesela karşıdaki kişinin ya da ne bileyim altın çilek öneriyor ne bileyim şimdi ya aklıma o geldi. Şimdi böyle şeyler oluyor. O yüzden o taktiği fark etmek ve ona uygun bir eğitimden bahsediyor aslında. O bahsettiğim doküman oydu ama onun dışında tabii ki bir aşı iletişim dokümanı var. Ama bence bu bahsettiğim şekliyle aşıları anlatan bir dokümana da bizim ihtiyacımız var. İnşallah onu da biz yapabiliriz yani inşallah. Hocam ben şimdi bu konuda aslında kendimize biraz pay çıkarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bu sene 82 tıp fakültesinde aktif olarak çalışıyoruz. Ülkemizin birçok şehrinde. Aslında çok da güzel bir kitleye ulaşıyoruz. Örneğin sadece halk sağlığı çalışma kolu Ocak ayına kadar yani sahada etkinlik yapabildiğimiz, sahada çalışabildiğimiz döneme kadar yaklaşık bir 5-6 aylık süreçte biz 40 bin vatandaşımıza ulaştık hocam bu 82 tıp fakültesinin olduğu yerlerde. Aslında çok da güzel vatandaşlarımıza ve arkadaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Bence aşıyla ilgili, bağışıklamayla ilgili önemli konuları aşı reddini azaltma yönünde aslında bizler de vatandaşlarımıza bu doğru bilgileri ulaştırabiliriz. Aslında bu konuda da hocam birlikte bir proje üretmemiz çok değerli olur diye düşünüyorum. Çok güzel olur. Yani bir kere ben çok isterim. Ayrıca aslında 17 Nisan'a kadar deadline olan bir proje şeyi açıldı fark ettim ama yoğunluktan yetiştiremedim. Yani kesinlikle birlikte çalışmalıyız. Şimdi aşı iletişimi öyle bir şey ki yani önce mesela karşınızdakinin kim ve ne olduğunu mesela bizim ülkemizde yapılmış en büyük hatalardan bir tanesi bana göre gidip halka doğrudan aşı reddiyle ilgili sorular sormaktır. Çok büyük hata. Çünkü siz zaten aşıya güvenen kafasında soru işareti olmayan birine diyorsunuz ki aşı reddi diye bir kavram var. İşte insanlar reddediyorlar, neden ediyorlar falan. Yani birden duruyor, nasıl yani diyor. Şimdi ben bu hatayı ben de yaptığım için biliyorum. İlk intern çalışmamızda aşı reddiyle ilgili bir çalışma yapalım diye sahaya çıktık. Ondan sonra intern arkadaşlarımızı ilk hafta değerlendirme için topladık. Nasıl gidiyor dedik. Hocam çoğu duymamış ki hiçbir şey demedi falan dedi. Eyvah dedim ya, ne yapıyoruz yani? Şimdi aşı reddi çalışmaları aşı kararsızlığı olan ve tereddüdü olanlarda yapılır. Yani prensip olarak budur. Aşı iletişimi herkeste yapılır. Yani o nedenle aşı iletişimi çalışması yapabiliriz. Ama bunun hedefi tabii ki aşı kararsızları ve reddini sonuç itibariyle önlemektir. Ama aşı promosyonu üzerine olmalıdır. Yani insanlara ne bileyim hastalıktan girip bunun aşısı üzerinden belki gidilebilir. Ya da aşı kararsızlığı yaşadığını tespit ettiğimiz gruplara ulaşıp gerçek nedeni anlayıp ondan sonra o nedene yönelik elimizdeki silahı ya da bilgiyi kullanmak önemli. Yani silah demek de hoşuma gitmiyor aslında da ne diyeyim bilemedim. Yani kendi elimizdeki
bilgiyi kullanmak. Çünkü yani ne bileyim, aşıyı reddetmiş, kızamık aşısını yaptırmamış. Şimdi buranın zorluğu buradan geliyor. Şimdi nedeni öğrenmeden olaya girseniz diyeceksiniz ki yani neden yaptırmadın? İşte yaptırmak istemiyorum. İşte aslında aşılar çok güvenilir, içinde çok güzel şeyler ama belki o içindekiyle ilgili bir sıkıntısı değil onunki. Yani aşı yaptıktan sonraki, ha içinde de bir şey mi varmış diyecek. Şimdi öyle bir şey ki aşı iletişimi çok kolay bir şey değil yani. Çok zor da değil bir taraftan ama böyle dikkat ederek ilerlenmesi gereken bir şey. Yani belki de aşı iletişim çalışmalarının ilk başı proje nedenleri bulmaya yönelik girmeli. İlk adımı o olmalı. Yani neden insanlar reddediyor? Bunu anlamaya çalışmalıyız. O red grubundan. Sonra da o sık reddedilen şeylerin anti bilgilerini kendi bulunduğumuz ortamlarda daha doğru yaymalıyız. Mesela her hekimin nedeni sorgulayıp, mesela sizi bu anlamda çok önemli buluyorum, nedeni sorgulayıp iyi bir aşı savunucusu olmak için bilgi eksikliğinin farkında olması işin birinci aşaması. Yani mesela adam geldi karşınıza dedi ki bu otizm yapıyormuş kardeşim dedi. O zaman bir hekimin bunun otizm yapmadığını bilmesi yetmiyor. Neden yapmadığını o kişiye iletişimini de kullanarak anlatabilmesi gerekiyor. Neden yapmaz? Çünkü bunun içindeki civa bir kere bu değil. Birincisi zaten artık onun içinde civa yok. Yani bizim Serhat Hoca'nın söylediği çok güzel bir şey var. Yani hani kızamık içeren aşılarda civa yok artık. Ta ne zamandan beri yok yani. O söylenti çıktığından beri yok hatta. Civa olan aşılarımız vardı, çoklu aşılarımız. Hani onun için kullanabiliriz. Mesela bunu çok rahat gündemde tutup bunun farkında olan hekimlerimiz olduğu sürece sahada bu kararsızlıklar karşıtlığa dönmeyebilir zaman içinde. Ama biz yeterli değilse, bizim kafamız daha net değilse, bizim bilgimiz eksikse o zaman iyi bir aşı savunuculuğu yapamıyoruz. Bu bir. İkincisi, hekimlerle karşılaştığımız için, bu bir şans, geleceğin hekimleri benim için. Yani şöyle bir yaklaşımımız var. Böyle biz biliyoruz, biz otoriteyiz. Bu iletişimi kopartıyor. Yani aşı kararsızı ya da aşı reddiyle karşılaştığınız zaman sizin yapacağınız ilk şey kişiyi anlamak olmalı. İletişimin birinci basamağı bu. Nasıl anlayacağım ben o kişiyi ya? Aşıyı reddediyor diye düşünmeyin. Siz aslında onunla aynı paydadasınız. O kişi aşıyı çocuğuna aşının tırnak içinde zararlı olduğunu düşündüğü için yaptırmıyor. Ve onun sağlığını korumaya çalışıyor aslında. Siz de onun sağlığını korumaya çalışıyorsunuz. O zaman birbirinizi anlamaya ihtiyacınız var. Belki de aşı iletişiminde ilk cümleniz şu olmalı. Diyeceksiniz ki sizi anlıyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. O ilk defansı indirir. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizi anlıyorum. Siz çocuğunuz için kötü olacağını düşündüğünüz bir şeyi istemiyorsunuz. Sizi anlıyorum. Çünkü çevrede o kadar çok kafa karıştıran bilgi var ki, o kadar çok insan kafa karıştırıyor ki, sağda solda belki de profesör dediğiniz insanlar böyle şeyler söylüyorlar. Sizi çok iyi anlıyorum. Kafanız karışıyor. Birinci vites bu. Bunu yapmazsanız, bununla başlamazsanız, arkasından neden diye sormazsanız, gelin bunu bir daha konuşalım. Çünkü ben de sizin çocuğunuzun iyiliğini istiyorum. Ve benim şimdiye kadarki öğrenim ve deneyimlerim senin çocuğunun için, sizin çocuğunuz için bunun en iyisi olduğunu bana öğretti. İsterseniz gelin bir konuşalım. Neden? Çünkü eğer karşınızdaki bu cümleyi duymazsa seni anlıyorum, senin kaygılarını anlıyorum, ben de bu kaygıyı bu anlamda görüyorum, gel bunu konuşalım demezseniz ve şuna dönerse olay, işte senin gibiler reddediyor. Ben söylüyorum sana, ben söylüyorum. Bu aşı iyi. Ben söylüyorum sana, bu aşı güvenli. Tabii görmedin sen hastalığı, ondan böyle yapıyorsun. Böyle dediğiniz anda böyle bir insanı, hele kararsız birini, yani kazanmanıza imkan ve ihtimal yok. Yani aşı iletişimin birinci vitesi bu. İkinci vitesi de gel konuşalım, nedeni öğreneyim. Üçüncü vites, çok önemli bu.
bildiğiniz doğru bilgiyi aktarmak. O zaman bilgimiz eksik kalmayacak. Bilgimizi doldurmak zorundayız. Ben kendi kendime sorduğum aşıyla ilgili soruların yanıtlarını veremiyorsam karşımdakini ikna edemem ki. Yani o yüzden biz ayrıca bir dokümantasyon olarak sık sorulan sorular, kafa karışıklığına neden olan konular, bunları anlamaya çalışıyoruz. Yani neden insanlar aşıyı reddediyorlar ve ben bunun için ne cevap veririm? Otizm dediğinde ne diyeceğim? Formaldehit derse ne diyeceğim? Benim komşum böyle derse ne diyeceğim? Benim şeyhim istemedi derse ne diyeceğim? Çünkü bunlar değişik değişik konular. Ve gerçekten belli alanlarda mesela eğer bir toplum lideri pozisyonunda çok dinlenen, arkadan toplu halde takip edilen birinden geliyorsa bu red, o zaman ayrı bir, yani bunun da ne anlama geldiğini anlayıp ayrı bir strateji geliştirilmesi gerekecek. Belki sizin söylediklerinizin hiçbir anlamı olmayacak. Ama hiçbir anlamı olmayacak diye de hiçbir şey söylemeden, seni anlıyorum demeden yollamayacaksınız. Ama seni anlıyorum, haklısın deyip yolladığınız zaman da yanlış davranış ve düşünceyi pekiştirmiş oluyorsunuz. O yüzden iletişim çok dengeli gitmek zorunda. İletişim bir beceri, zamanla kazanılabilir. Ama bu üç komponenti çok iyi bilmek zorundasınız. Yani anlıyorum, empati. Arkasından nedeni çözmek, neden? Üçüncüsü de o nedene yanıt verebilecek kapasiteniz var mı? Bunu fark edip bunu geliştirmek. Bunu yaparsanız ancak, ha şu da var, dokümantasyonda şu çok ciddi şekilde görünüyor. Yani tamamen reddetmeyi kafasına koymuş ve en az bir aşıyı reddetmiş insanların geri çevrilmesi kararsızlardan daha zor. Bizim ana hedef grubumuz kararsızlar. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayın. Güven duyup gelen insanlar da çok önemli. İki cümlenizi esirgemeyin. Vay anneye bak ya, çocuğunu getirmiş aşılatıyor. Vallahi onun adına ben teşekkür ediyorum. Ne kadar düşüncelisiniz. Ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz. Ne kadar akıllı bir annesi var. Ya biz bunları da esirgiyoruz o insanlar. Yani hepimiz çünkü olumlu bir geri bildirime de çok ihtiyaç duyuyoruz. Yani birisi gelsin omuzumuza aferin desin istiyoruz. Yani bu gerçek. Getiren anneye de doğru dürüst bir bilgi vermek. Sana şimdi bugün senin çocuğuna şu aşıları yaptık. Bu şu hastalıklardan koruyor. Şunların olmayacağını düşünüyoruz artık çocuğunda. Ama ateşi çıkabilir, bir huzursuzluğu olabilir. O nedenle bak parasetamol yazıyorum sana bir tane atıyorum. Böyle bir sıkıntı oluyorsa daha önceden oldu mu? Oldu, olmadı. Olduysa hemen verebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ya da böyle bir sorun olursa mutlaka gel. Senin sana olağanüstü bir şey olursa biz buradayız. Yani bunlar aşıya güveni pekiştiren şeyler ve bunlar da aşı iletişim. Çok evet. Kesinlikle hocam. Ben bu konuda mesajları aldım sizlerden. Aslında bu süreçte bir proje taslağı gibi bir şey yazıp sizlere sunsak ve bunu bir sonraki dönemde hayata geçirsek gerçekten çok değerli olacağını düşünüyorum. Paydaşlarımızı da sizlerle birlikte inşallah en yakın zamanda ziyaret edebilirsem sizi tekrar konuşuruz. Şeyi sorayım hocam, aynı zamanda çevre sağlığı üzerine çalışıyorsunuz. Çevre sağlığı bilim dalı başkanısınız, halk sağlığı ana bilim dalında. Çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar hangi bağlamda kesişiyor? Birlikte mi düşünmek gerekiyor acaba? Onu sorayım. Yani tabii bulaşıcı hastalıkların etiyolojisine bakarsanız çevre çok önemli bir faktör. Özellikle su, temiz su sağlanması, suyun atıklardan korunması vesaire, bunlar çok önemli. Ama aslında benim çevre sağlığıyla ilgilenmem biraz da bölümün dengeleri nedeniyle oldu. Yani hani ben bilinçli olarak vay bu bulaşıcı hastalıkla ilgili falan demedim. Tabii şöyle söyleyeyim, yani bu sene 22 yıl bitti benim bağışıklama alanında çalışma sürem. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 98 yılında bir Dünya Sağlık Örgütü, aynı o sonradan işte adaptasyonda çalıştığım modüler eğitimlerini alarak ben ilk başladım. Ve arkasından o dönemde Dünya Sağlık Örgütü'nden kişilerle tabii ki o düzenliyorlardı. Onlarla tanıştım, bakanlıkla tanıştım vesaire. Oradan o gün başladı bulaşıcı hastalık. Bir de hakikaten bu böyledir. Yani bir aşı virüsü vardır. Aşıyla hayatlarının bir döneminde uğraşmış insanlar aşıyı savunurlar, sağlık personeli ve aşıcı olurlar. Yani düşünün, uzman olmuşsunuz. Görev yeriniz bulaşıcı hastalıklar dairesi, aşı birimi. Dolayısıyla hani gözümü orada açtım.
Ve açtığımda da hani tabii İngilizce bir tıp fakültesinden, Anadolu Lisesi'nden mezun olmanın da avantajlarından yararlandım. Çünkü orada Dünya Sağlık Örgütü'nden uzmanlar, CDC'den uzmanlar geliyordu. Onları gezdiriyordum. Toplantılara gitme şansım oldu vesaire. Dolayısıyla ben de bu süreçte işin içine çok daha rahat girebildim. Yani düşünsenize, yani 2 yıl boyunca 13 kez yurt dışına gitmişim, Dünya Sağlık Asamblesi'nde bulunmuşum, şube müdürlüğü yapma şansım oldu salgın sürveyans biriminde falan. Dolayısıyla hani aile direkt bakanlığa gidip de uzmanlığa orada başlayınca bir bulaşıcı hastalık bağışıklama nosyonu edinmiş oldum. Ki zaten dediğim gibi oraya gitme nedenim de zaten asistan kendinden başlayan bir yaptırımdı. Üniversiteye geri döndüğümde 2004'te ana bilim dalı başkanımız Mehmet Ali Hocam, buradan da saygılarımı yolluyorum kendisine. Yani bizi yönlendirdi. Beraber başladığım arkadaşımı iş sağlığı güvenliğine yönlendirdi. Bana da dedi ki işte Nur Hocam sen de, Nurcuğum sen de şey yönlen çevre sağlığına. Ama tabii doktorası yok çevre sağlığı. Ben o anlamda şanssızım. Doktorası olmayınca ben de hani baktım Hacettepe'de çevre hekimliği yüksek lisans programı var. Ve Çağatay Güler hocamızın yanına, ki çok iyi bir halk sağlıkçıdır o, çevre açısından da öyle, tanırsınız. Tanımıyorsan, tanımayanlar da tanısın mutlaka. Çağatay hocamın yanına dolayısıyla gittim ve hayatım değişti tabii oraya gidince. Hatta çok komik bir anekdot anlatayım size onunla ilgili. Vakit sorunumuz var mı bilmiyorum ama. Hocam bir 8 dakikamız var. Rahat konuşabiliriz. Anlatabilirim o zaman. Benden şey istedi işte, akciğer grafisi, CBC, biyokimya falan. Hocam dedim, yani döndüm bölüme, Mehmet Ali Hoca dedi ki ya bunları niye istedi, sana ne yaptıracak Çağatay Hoca dedi. Vallahi dedim, yüksek lisans yapmaya gittim ama hoca bunları istedi. İsteme nedeni de şu tabii, soluk görmüş beni falan. Sonra ben de başladım ve hakikaten zorlayıcı bir süreç sonunda çevre hekimi yüksek lisansını bitirmiş oldum. Çevre hekimiyim aslında, yani o anlamda. Çevre hekimliği bilim uzmanıyım. Nedir çevre hekimliği? Biraz farklı tıp alanı aslında. Tıpta olması gereken bir alan. Ama çevre bizde ne yapıyor onu çalışıyorum. O nedenle bulaşıcı hastalıklarla da çevre hakikaten çok çakışıyor. Yani su dezenfeksiyonu, temiz su sağlanması, bulaşıcı hastalıkların engellenmesinde, filyasyonda çevre o kadar önemli ki. O nedenle tabii ki oradaki bazar bilgilerim de çok işe yarıyor. Çok sağ olun hocam. Sevgili Tarat, bir sorumuz var. Bu sorumuzu ben hocamıza sorayım, sana ileteyim hocam. Bir sorumuz var. Ben size hemen yayın bittikten sonra iletirim. Cevabı da arkadaşımıza tekrar aktarırım. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Ben son olarak sizin gibi bir kariyer yapmak isteyen, sizin gibi uzmanlaşmak isteyen, Dünya Sağlık Örgütü ya da Sağlık Bakanlığı hedefleyen genç çekim arkadaşlarımıza buradan ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Son olarak bizlere mesajlarınız nelerdir? Onları alalım ve yayınımızı sona erdirelim. Bir kere hadi literatüre geçsin bu, Nur Hoca böyle demişti diye. Şans her kapıyı çalar. Çalmadığı kapı yoktur. Ama şansı yakalayanlar hazır olanlardır. Yani bunu ne için söylüyorum? Dilinizi geliştirin. İyi bir hekim olma yönünde ilerleyin mutlaka. Eksik bilgilerinizi tamamlayın, günceli takip edin. Ve kendinizi hazır hissedin. Bakın biz bakanlıkta da, aldığım kursta da birçok arkadaşım vardı. Ama yabancı uzmanlarla devam eden, ileride hani şu anda 20 yıl önce aynı kursta bulunduğum insanlarla hala görüşebiliyorsam, bunun kişisel olarak bir takım hazırlıklar sonucu olduğunu söylüyorum. Yani bir, dil öğrenin lütfen. Dil takip edin. Bu Dünya Sağlık Örgütü'ndeki stajları, yani DSO tabii şu anda çok fazla gündemde. Herkes, her canı sıkılan bir DSO'ya takılıyor zaten. Yani DSO bir organizasyon. İnsanlardan oluşan, hantal yapısı, parası olmayan, donörlere bağlı. Ama bir yandan da herkesin sıkışınca dönüp baktığı bir organizasyon. Ama bir sürü başka organizasyon var Birleşmiş Milletler. UNFPA var mesela. Ya da ne bileyim IOM var. Yani bu ne diyor? Göç örgütü var mesela. Ya da işte ne bileyim aile planlaması, nüfus ve aile planlaması örgütü var. FAO var mesela. Yani gıda ve tarım örgütü var. Şimdi bunların hepsinde hekimlerin yeri var. Sağlık Bakanlığı'nda hekimlerin yeri var. Benim size söyleyeceğim şey şu. Bu böyle dışarıdan dogmatik doldurma bir şey değil. Şans kapıya geldiğinizde ne kadar hazırsınız? Diliniz var mı?
Zaten şansın kapıya gelmesini sağlamak üzere araştırıyor musunuz? Yani başka ne tür imkanlar var önümde, nerelerde staj yapabilirim, nerelere gidebilirim, hangi dokümanı okuyabilirim? Ve önüme fırsat geldiğinde nasıl bundan yararlanabilirim? Bunun için nelerden vazgeçebilirim? Neyi hazır etmem gerekir? Yani belki yazın çalışıp para biriktirmek bile bunun içinde, inanın. Çünkü ben yurt dışına gittiğimde iki tane çocuğum vardı. Hep söylüyorum, yani biri 5 yaşındaydı, biri 10 aylıktı. Düşünebiliyor musunuz korkularım? Ve annemi de alıp gittim. Reddedebilirdim. Yani ben yapamıyorum da diyebilirdim. Benim çoluğum çocuğum vardı diyebilirdim. Maalesef ben son dönemde hekimlerimiz de, kendi asistanlarımız da dahil, halk sağlığı asistanlarında ve genel olarak böyle bir şey fark ediyorum. Yani biraz daha böyle korumacıyız, biraz daha konformist diyeyim ben. Yani daha konforumuza daha çok düşkünüz. Çok sıkıntıya gelemiyoruz. Çok fazla bize bir şey söylenmesi bizi rahatsız ediyor. Bizden beklenti yüksek olduğu zaman onu karşılarken çok bunalıyoruz. Böyle yaptığımız sürece ideallere ulaşmak çok kolay olmayacak. Ama ne zaman ki biz gerçekten ayaklarımızın üstüne basıp elimizdeki imkanları en iyi şekilde yararlanmaya yönelik kullanmaya başladık. Sizin yapamayacağınız hiçbir şey. Her şey hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz değerli sözleriniz için hocam. Ben yavaştan yayınımızı kapatayım. Sevgili izleyenlerimiz, sevgili gönüllerimiz, herkese çok teşekkür ederiz. Katkılarınızla, buradaki gülücüklerle, kalplerle bizlere de ekstra motivasyon verdiniz. Bizlere bu yayını yapmamız için destek veren yönetim kurulumuza, Onur Başkanımız da buradaydı, başta selamlarını iletti bizlere ve yayın sürecinde yanımızda yer alan bilişim haberleşme takımının değerli üyesi Alp Çetinkaya, sevgili Alp'e teşekkürlerini sunuyorum ve tabii ki bu süreçte bu savaşı en ön cephede veren sağlık çalışanlarına teşekkürler ve şükranlarımızı da sunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tekrardan kutlu olsun, mutlu olsun. Umarım daha nice güzel bayramları hep birlikte yaşayacağız. Sevgili arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Nur Hocam çok teşekkürler bizlere destek verdiğiniz için. Anabilim dalında da kapınız her zaman açıktır. Çeşit çeşit çaylarınız her zaman hazırdır. Bunun için de hocam ekstra çok teşekkür ederiz. Bizlere her zaman moral motivasyon oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Her zaman beklerim. Kapım sonuna kadar açık dediğim gibi. Çok teşekkürler hocam her şey için. Öpüyorum.